Kanal İstanbul projesi Katarlı bir şirkete 15 milyar dolara satılmış bir projedir. Aynen Atatürk Havalimanı gibi. Hep iddia daha önce söylemiştik. Size bir şey söyleyeceğim. Kanal İstanbul'da kanalı alın. Kanal olmasın. O kadar araziyi kim niye aldı Ferit? Planları yapıldı Ferit. Çevre Bakanlığı Murat Kurum planları geçirdi. Bakın, Küçükçekmece, Arnavutköy, Avcılar, hep bu güzergah üzerinde. Tabii. Arsalar en az 3 kere el değiştirmiş ve şu anda arsalar kimin elinde? Bu arsaları domates, biber, hıyar ekmek için mi aldılar? He? 3 kere niye? 10 lira olan araziler bugün kaça satılıyor bilen var mı? Niye aldılar Ferit? İnşaat yapacaklar. Tamam. Kanal İstanbul projesi bir kanal projesi değildir. Kanal İstanbul projesi bir inşaat projesidir. Kanal sadece onun havucudur. Ama bunu satarken nasıl söyleyecekler? Montre diyecekler, İstanbul Boğazı'nın bilmem neydi. Büyük büyük laflar edecekler. Süs kardeşim, süs. Altında yatan rantı göremiyor muyuz? Kanal İstanbul'un içinden geçen kanal bir süsüdür. Çünkü su geçiriyorsun ve doğal olarak sağ ve solundaki inşaatları, daireleri, iş merkezleri ancak tabii öyle satabilirsin. Güzelleştiriyor. Başka hiçbir şey yok. Konuşulanların, muhalefet tarafından da konuşulanların, iktidar tarafından konuşulan her şey hikayedir. Yani o Montre, işte hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Ne? Yani bir tane gemi mi geçecek? Öyle mi düşünüyorsun? Oradan gemi de geçirmezler Ferit'ciğim. Hep beraber izleriz. Para kazanacağız diyor. Tabii ki para kazanacağız. Gemiden kazanmayacaklar Ferit. İnşaattan. İnşaattan para kazanacaklar. Satılmış bir proje. Ferit, çok uzun dönemdir Orta Doğu'da pazarlanıyor proje. Sahipleri kimler baksınlar sadece? Katarlılar var. Katarlıların arkasında kim var Ferit'ciğim? Bir yere Berat Albayrak da geçmişti. Berat Albayrak da var, herkes var. Ferit, Katar'dan gelen paralar... Bir soruyla başlayayım. Öyle izleyiciden. Katar'dan gelen paralar Katar'ın parası mı? Yoksa Türkiye'den giden sermaye mi? Birincisi bu. Katar'da herhangi bir şirket buraya geldiğinde o şirketin ortakları kimler? Ona bakmak lazım. Tabii bakmak mümkün mü Katar gibi bir yerde? İşin ayrı bir yanı. İkinci bir olay da şu. Neden Türkiye'deki bu tür büyük projelerin ardında Katar sermayesi var sorusunu sormak gerekiyor. Ve bir şey daha var. Biz Katar'daki iktidarı nasıl koruyoruz sorusunu ya da yönetimi nasıl koruyoruz sorusunu görmeyi. Üst kurduk orada biliyorsunuz Katar'da. Bizim askerlerimiz. Eğitim de veriyor onlara. Katar emirini koruyor. Koruyorlar evet. Niye koruyup korumadığı sorusunu bir nedenle açıklayabilirsiniz. En önemli nedeni şuydu. Suudi Arabistan'ın kuvvetli ve diğer ülkelerle oluşturduğu birlik Katar'da bir darbe yapmak istedi. Katar emirini devirmek istedi. Biz de gittik orada Türkiye. Katar'ın yanında olduğunu ve Katar yönetiminin arkasında olduğunu ifade hem üst kurdu hem askerlerimizi gönderdi. Bugün orada çok açık bir şekilde arkasında duruyoruz. Hem askeri anlamda hem siyasal anlamda. Bir gün Türkiye'de bunların hepsini birkaç yıl içerisinde konuşuruz. Ben Türkiye'de önümüzdeki dönemle ilgili olarak hem bugünkü iktidarın, hem muhalefetin, hem uluslararası yapının büyük bir oyun kurguladığını düşünüyorum. Siz şimdi şöyle düşünün. İngiltere geçenlerde bütçe görüşmelerinde askeri harcamalarını 10 kat yükseltti Ferit. 10 milyar dolar, 16 milyar dolar askeri bütçesini 160 milyar dolara çıkardı. Çok büyük bir para. Daha da yüksek galiba. Rakamı da karıştırabilirim. Ve dünyanın değişik yerlerinde üs kurma kararı aldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri hemen bizim burnumuzun dibinde Trakya'da bir üs kurdu. Dede Ağaç. Burnumuzun dibi. Evet, Dede Ağaç'tı. Erbil'de. Yunanistan. Orada bir üs kuruyor. Ve aynı zamanda da bizzat PYD ve YPG'yi destekleyerek bir devletçik merkezi oluşturarak orada da aslında askeri bir yapı oluşturuyor ve üs kuruyor. Ege'de Yunanistan, doğuda Irak,
Güneyde Suriye, kuzeyde de dikkat et Ukrayna şimdi günümüzde. Ukrayna, Gürcistan'da koyayım bunun bir başka boyutuyla. Şimdi buradan başka bir şey daha söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri masadaki görüşmelere yönelik olarak Türkiye'nin elindeki incirlik üssü ve üslerle ilgili olarak kartını almak için bu hamleleri yapıyor. Ya yani masaya geldiğinizde sizinle pazarlık yapılırken siz de elinizde üsleri, incirliği başta sürersiniz. Ama incirliği zayıflatmanız için incirliğin işlevini görecek üsleri kurduğunuz mesajı vermek zorundasınız. Masada daha çok taviz alabilmek için. Yine Ukrayna-Rusya savaşı patlayabilir. Rusya bu konuda çok açık tehditte bulunuyor. O savaş Akdeniz'de nasıl bir gerilime yok alır? Karadeniz'de. Hayır. Akdeniz'de yansır diyorsun. Rusya Akdeniz'e gemilerini çıkardı, hatırlayın. Yani nelere yol açar? Çünkü Akdeniz'de çok ciddi kaynaklar, doğalgaz ve petrol kaynakları var. Rusya da oradan payını nasıl alıp almayacağını, işte Mısır'la o yüzden ilişki kuruyoruz yeniden. Farklı bir yöntem geliştiriyoruz. Avrupa Birliği, Yunanistan'la gerginliği, Türkiye'nin baskısını azaltmak için farklı bir baskı yaparak biz artık gemileri, sondaj gemilerini Akdeniz'e ve Ege'ye çıkarmıyoruz. Şimdi bunu niye anlatıyorum? İç siyaset ve dış siyaset birbirinden bağımsız şeyler değil. Mesela bu Kastamonu Belediye Başkanı meselesi var. Yani pudra şekeri üzerinden söyleyeceğim size. Türkiye'nin çok konuşmadığı bir şey var. Biz mesela Halk Bankası davası dediğimiz dava, İran zarraf aracılığıyla buraya dolar getirdiğinde, İran parasını getirdiğinde, ki orada da başka bir teori var. Dünyada Amerikan doları basan bir devlet var, o da İran. Yani bunu başka bir, hemen bir not olarak koyuyorum. İran buraya, atıyorum, zarraf aracıyla 100 milyar dolar parasını gönderdiğinde, yani şeyi delmek için, ambargoyu delmek için, biz İran'a ne gönderdik? Ne gönderdik mesela? Tavuk mu gönderdik? Domates mi gönderdik? Yani ambargoyu neyle deldik biz? Halk Bankası'nı ne de kullandık mesela? Neden Amerika Birleşik Devletleri böylesine büyük bir cezaya yaptırım uyguluyor? Ambargoyu delmek üzerinden mi kullanıyor? Ya da başka bir şey mi? Hemen söyleyeyim size, altın gönderdik. Bugün Kastamonu ve Sinop yöresinde müthiş bir altın madenciliği var. Biz hep Ege'ye doğru dikkat çekiliyor. Hiç kimse Karadeniz'e doğru görmüyor. Karadeniz bir altın madeni zengini Ferit. Ve Karadeniz'de kimler yatırım yapıyor, iyi bakın. Ve Karadeniz'de şu anda altın madenlerinin başında kim var? Ve kim çıkarıyor? Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin neydi? Babuş diye isim geliyor. Ben şimdi bir bakarsan sevineceğim. Kastamonu'nun ne zenginliği var ki? Ne kadar zengin olabilir ki? Ve başka bir şey söyleyeceğim. Kastamonu'da belediye başkanı kime çok büyük destek verdi, kimin dediklerini yaptı? Ve Kastamonu'da AK Parti niye seçim kaybetti? Tahsin Babaş. Babaş. Ve neden Erdoğan AK Parti Genel Merkezi Kastamonu için MHP ile anlaşma yapmadı? Acaba Tahsin Babaş'ın gerçekten seçim kaybetmesini AK Parti istedi mi? Yumuşak bir geçişle tasfiye olmasını mı istedi? Dikkat ederseniz şeyin arkasında, bu Ayvatoğlu'nun arkasında Tahsin Bey olduğu söyleniyor. Ben daha farklı bir şey daha söyleyeyim. Acaba Ayvatoğlu'nun arkasında eski Kastamonu Belediye Başkanı değil de Bilal Erdoğan mı var mesela? Şimdi bir cümle söylüyorum, yani izleyicilerimiz açısından başka bir şey söyleyeyim. Ve Sinop, Kastamonu, o bu hatta kuzeyde kim altın çıkarıyor ve madenler kime ait?